Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde şimdi Mardin yöresindeki yerel tohumlar üzerine kooperatif sorumlularından Sözdan Demir ile görüşeceğiz. Sözdan, kooperatifteki görevini anlatabilir misin? Öncelikle hoş geldiniz. Ben burada kooperatifin yöneticilerindenim. Buradaki satın almalardan, çiftçilerle yapılan görüşmelerden, ödemelerinden, diğer bütün her şeyden sorumluyum. Her şeyi biliyorsun yani. Her şeyi biliyorum, evet. Burada 6 yıldır çalışıyorum. Kooperatif aslında açıldığından beridir. Değil mi? Zaten başladım. 2017'de Tabii. O zamandan beridir ben de buradayım. Farklı pozisyonlarda, farklı görevlerde yer aldım. Kooperatif bünyesindeki bölümlerden söz edebilir misin önce? Tabii ki. Kooperatifimizin şu anda yeni açılan bir restorantı var. Zamarot 1890. Bir terzihanemiz var. Terzihaneniz de var. Tabii ki. Biz orada, burada mağazadan alışveriş yapan müşterilerimizin Nazilli Basma Fabrikası'na ithafen hazırlamış olduğumuz o bez kumaşlardan çantalar hazırlıyoruz. Bunun dışında bir bilgi işlemimiz var, muhasebemiz var, bir çekim ekibimizin olduğu, stüdyomuzun olduğu bir ofisimiz var tabii ki. Bir de showroom'umuz var, mağazamız görmüş olduğunuz. Mağazanızın adı çok ilginçti. El ele, elden ele. Çok güzel. Çünkü pandemi sürecinde biz aslında insanlara temiz ve güvenilir gıdayı ulaştırmaya çalışırken bir nevi hem o sıcak teması özlemiştik bildiğiniz gibi, hem de bu şekilde bütün Türkiye'ye ürünlerimizi ulaştırmaya çalışırken dedik ki bu iş nasıl olur, el ele dedik, elden ele dedik. O çok şekilde güzel başladık. Kooperatifin amaçlarından biri tarımın sürdürülebilmesi. Yani her iklim şartında, her doğal olayda dirençli tohumları kullanarak, bu coğrafyanın ürünlerini, tohumlarını kullanarak tarımın sürdürülebilir kılınmasını sağlamayı amaçlıyor kooperatif. Tabii ki de. Bu kapsamda arkamızda Mardin yöresinde yüzlerce, binlerce yıldır belki kullanılan atalık tohumlar var. Sizin kooperatifte bunların bir kısmını ya da belki de tamamını üreten çiftçilerle çalışıyor. Küçük çiftçilerle çalışıyor. En çok üstünde durduğunuz ürün ve tohum nedir? Mezopotamya Ovası'nda olabildiğince aslında ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Biraz daha susuz ve sert iklimine dayanıklı ürünler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizler de çiftçinin üretime devam etmesi için onları ikna etmeye çalışıyoruz. Bir iki dönüm arazisinde üretim yapan küçük çiftçi bize ulaşamadığı zaman biz kendi arabalarımızla o Mardin'in ücra köylerine araçlarımızla gidip çiftçilerden o ürünlerini temin ediyoruz. Daha sonra bizim ziraat mühendislerimiz var, bunun kontrolünü yapılıyor. Çünkü kullanmış olduğumuz tohumların tamamı atalık tohum. Bunun kontrolünü yaptıktan sonra tekrar biz bu ürünü dönüştürüp satışını yapıyoruz. Bizim için en önemli kalem aslında sorgüldür. Kırmızı gül anlamına gelir. Sorgül, o zaman sor kırmızı mı Tabii oluyor? Tabii ki. Başaklarının tanesi kırmızıya çalar. Bu yüzden kırmızı gül adı verilmiştir ona. Konuştuğumuz sorgül burada. Evet, evet, evet. Başakları kırmızıya çalar sorgülü. Bizim için sorgül çok önemlidir. Göz bebeğimizdir sorgül. Protein oranı çok yüksek, gluten oranı düşüktür. Nişasta oranı düşük olduğu için aslında sorgüle şekil vermek biraz daha zordur. Ama diyet yapanlar için ve sağlıklı beslenenler için kesinlikle vazgeçilmez bir buğdaydır. Tohumunu görebilir miyiz? Tabii ki gösterebilirim. Bizler sorgülü birçok üreticide, birçok çiftçiyle beraber üretiyoruz. Bunun üzerinde köyü yazmıyor ama burada Kızıltepe'nin bir köyü olan Er yerinin yetiştirdiği sorgül buğdayını görebilirsiniz. Açalım bunu da, ikisinin arasındaki fark nedir acaba? Bir de buğday aynı buğday. Ama iklim yapısı ve arazi yapısı da aynıdır. Çünkü susuz yetiştiriliyor sorgül. Hı hı. Zaten başak tanelerini ve bu şekilde henüz saplarından ayrılmamış halini de görebilirsiniz. Bu biraz daha ince uzun gözüküyor. Bu da biraz daha tombul. Derli toplu. Bu biraz da aslında o sene alınan yağışla ilgili bir durumda. Hangi bölgeye daha iyi yağış düştüyse tabii, o daha iyi besleniyor. Tabii ki. Tabii ki öyle. Çünkü bizler sorgülü sadece bir can suyu veriyoruz ve sonra hiçbir şekilde hasada kadar su vermiyoruz. Mardin yöresinin bulguru meşhur ya. O meşhur bulgurlar sorgülden yetiştiriliyor tabii ki. Burada hemen size göstereceğim. Burada bu sorgülün ince pilavlık bulguru. Tabii ki bunun iri pilavlık bulguru da var. Bir koklayabilir miyim? Çok güzel bir kokusu var. Bu şekilde. Çok güzel kokuyor. Biz sorgülü yetiştirirken Zeynep Hanım hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyoruz. Tamamen hayvansal gübre kullanıyoruz. Denetliyor musunuz tabii ki? Tabii ki. Bizim kooperatifimizin bünyesinde çalışan ziraat mühendislerimiz var. Üretimden sonraki aşamayı da gıda mühendislerimiz takip ediyor. Bu şekilde biz devam ediyoruz. Yani tabii ki bütün üretim sürecinin takibini
mutfağa gelene kadar, hatta tüketiciye ulaşana kadar biz hepsinin takibini yapıyoruz. Önemli ürünlerden biri de bu buradan da, değil mi? Önemli ürünlerden biri de mercimek. Zaten Türk mutfağının da baş aktörlerinden birisi mercimek. Mercimeği size bir ham halini göstermek istiyorum Zeynep Hanım. Bu şekilde görebilirsiniz. Henüz kavuzlarından ayrılmamış hali bu. Mardin'in Midyat ilçesindeki çiftçilerimizin yetiştirdiği Midyat mercimeğimiz tabii ki. Midyat'ta yetişiyor. Tabii ki. Bu da mercimeğimizin kavuzlarından ayrılmış hali. Bu şekilde görebilirsiniz. Bundan da size biraz vereceğim. Sonra size diğer market ürünlerindeki mercimekten farkını anlatacağım. Bu çok küçük bir mercimek, değil mi? Normalde markette almış olduğunuz mercimekler parlaktır, cilalıdır. Ama Mardin'in Midyat ilçesinde yetiştirilen mercimek ise soluk renklidir. Ve tek yaprak mercimektir bu şekilde. Hiçbir zaman aslında o hepsinin aynı ebatta olduğu bir şekilde değildir. Bütün değil. Tabii ki. Bakın irileri de var, ufakları da var, küçükleri de var. Bu doğal. Şekilde soluk renklidir. Bizler Mardin bölgesinde ve çevresinde çoğunlukla sofralarımızdan eksik etmiyoruz Midyat mercimeğimizi. Bu şekilde de ürünün doğal halini görebilirsiniz. Kadınlarımız çiftçiden aldıktan sonra kavuzlarından ayırıyoruz. Daha sonraki aşamada oturup bütün gün boyunca sepetler önünde biz o mercimeği tek tek taşlarından, çöplerinden ve saplarından ayırıyoruz. Mercimek hani Türk tarımının ve Türk sofralarının vazgeçilmez gıdalarından biri ama artık mercimekte bile yabancı tohum çok kullanılıyor. Kanada menşeli, İsrail menşeli tohumlar kullanılıyor. Oysa bunu yaygınlaştırsak, kendi yerli tohumlarımızı yaygınlaştırsak ne güzel olur. Tabii ki de öyle. Atalık tohumu eskiden ben dedelerimden bilirim. Biz hasat ettikten sonra buğdayı bir kısmını ayırırdık. Tekrar tohumunu ekmek için. Şimdi biliyorsunuz hibrit tohumlarda bu kalmadı artık. Tek seferlik. Ektikten sonraki sene siz elde ettiğinizi bir daha ekemiyorsunuz. Atalık tohumun böyle güzel bir şeyi de vardı. Aldığınız yemeğin kokusunun lezzetini tamamen değiştiriyor. Bu yüzden biz sofralarımızdan atalık tohum, buğdaylardan ve bakliyatları eksik etmiyoruz. Sumak tohumu var mı? Sumağımız var tabii ki. Mardin'in mutfağında sumak olmazsa olmaz. Şöyle göstereceğim size. Mardin'de yürütülen projelerden birisi de dağları sumaklandırmak. Evet, evet. Sumağın kullanım alanlarını söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Zeynep Hanım, elinizdeki sumak haseni cinsi. Mardin'de çok iyi bilinir bu haseni cinsi sumak. Biraz daha sumağın özel halidir. Çünkü rengi biraz daha kahverengiye çalar, kırmızıya değil. Ama ekşiliği çok fazladır. Sumağın şerbetini yapıyoruz. Bunun dışında da dolmalarda ve sarmalarda kullanıyoruz. Eğer dilerseniz ki bu şekilde taneli halini 1,5 litre suya birkaç kaşık sumak ekleyip bekletip demlettikten sonra ılık bir suda 10-15 dakika. Bu şekilde üzerine de dökebilirsiniz veya dilerseniz de baharatçınızda ya da evde bir robotunuz varsa mutfak robotunda da tane sumakları çekip hafifçe böyle elekten geçirdikten sonra da toz halini direkt dolma harcınızın içerisine veya diğer yemeklerinizin ekşi kullanmak istediğiniz salatalarınıza ve yemeklerinize kullanabilirsiniz. Biz sofralarımızdan hiç eksik etmiyoruz. Her evde mutlaka ekşi kullanmak isterseniz haseni cinsi sumağı kullanmalısınız. Evet, siz de Mardin yöresinden sağlıklı gıdalara ulaşmak isterseniz Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ve Mardin yöresi ürünlerini bu adresten ulaşabilirsiniz. Buyurun, afiyet olsun, bereketli olsun, sevdiklerinizle paylaşacağınız güzel lezzetler olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.